Bey Malim, Sayın Garnizon Komutanım, değerli Harcun, değerli Yalova halkı. Bugün burada çok büyük bir gururu yeniden paylaşmak için bir aradayız. Bundan tam 103 yıl önce Yalova'mız, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüz tarafından başlatılan Kurtuluş Zaferi'nin bir neticesi olarak atalarımızın canları pahasına verdikleri mücadeleyle düşman işgalinden kurtuldu. Değerli Yalovalılar, Yalova'mızın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünde gururla ve şükranla anıyoruz. 19 Temmuz 1921 tarihinde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki Türk milletinin gösterdiği kahramanlık ve fedakarlıkla Yalova'mız işgalden kurtarılmış ve özgürlüğüne kavuşmuştur. Değişik kayıtlara göre yaklaşık 9 bin Yalova vatandaşı Ermeni ve Rum düşmanlar tarafından katledilmiştir. Bu anlamlı gün vesilesiyle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu toprakları bizlere vatan kılan tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Onlara duyduğumuz minnetle milleti ifade etmenin en doğru biçimi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla o günün ruhuyla aynı yolda aynı cesur adımlarla ileriye doğru hep birlikte yürümektir. Sizlere Orhan Şahit Gökçe'nin Bu Vatan Kimin adlı şiirini seslendireceğim. Bu vatan toprağın kara bağrında sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca onun uğrunda kendini tarihe verenlerindir. Tutuşup kül olan ocaklarından, şahlanıp köpüren ırmaklarından, hudutta gaza bayraklarından, alnına ışıklar vuranlarındır. Ardına bakmadan yollara düşen, şimşek gibi çakan, sel gibi coşan, huduttan hududa yol bulup koşan, cepheden cepheyi soranlarındır.
şekilde Yalova'mızın kurtuluşunun 100. yıl, 103. yıl dönümünü anmak amacıyla Yalova Enerji Dairesi olarak gerçekleştirdiğimiz bu panelde bir aradayız. Gerçekten ben panelistleri davet etmeden önce birkaç şey söylemek istiyorum. Yalova'mız aslında çok bilinmemekle birlikte milli mücadelede büyük fedakarlıklar yapmış, büyük bedeller ödemiş bir şehir. Tabii o dönemde belki küçük bir kasaba, küçük bir ilçe olması nedeniyle milli mücadele tarihinde çok belirgin bir biçimde adından bahsedilmemiş olabilir. Ama şu anda yaklaşık 30 yıllık bir iliz. İnşallah Yalova'nın milli mücadeledeki yerini, önemini bu ve benzeri etkinliklerle ön plana çıkartmaya çalışacağız. Bildiğiniz gibi 1921'deki Yunan işgali sırasında yani Rum ve Ermeni çeteler tarafından Yalova'mızda ciddi katliamlar yapılmıştı. Neredeyse Yalova'daki Müslüman köylerinin tamamının yakıldığını biliyoruz. Tarihi kayıtlarda yaklaşık 9000 kişi civarında, 9000'i aşan bir sayıda Yalova'da atalarımızın da katledildiğini tarihi kayıtlardan öğreniyoruz. Bu vesileyle her birini de rahmetle anmak istiyorum. Tabii şüphesiz Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde milletimiz büyük bir hürriyet meşalesi yaktı. Ve bu hürriyet meşalesi çok şükür 19 Temmuz 1921'de Yalova'yı da aydınlattı ve Yalova'mız bağımsızlığına, kurtuluşuna kavuşmuş oldu. Tabii bu ortak hafıza, toplulukları birleştiren, bütünleştiren, onları millet haline getiren en önemli olgudur. Tıpkı ortak dil gibi birleştirici ve bütünleştiricidir. İşte bizim de Türk milleti olarak ortak hafızamızdaki en önemli dönemlerden biri milli mücadele dönemidir. 30 Ekim 1918'de başlayıp askeri safhasını Mudanya Mütarekesi ile tamamlayan bu süreç, ki farklı isimlerle isimlendirilir, Türk Kurtuluş Savaşı, Ulusal Kurtuluş Savaşı, Türk İstiklal Harbi, hangi isimle ifade ederseniz edin, bizim millet olma sürecimizde ve Cumhuriyet, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atılması açısından milli mücadele dönemi çok büyük bir önemi var. Bu tür etkinliklerle anılması, aktarılması, çünkü hafıza biliyorsunuz unutulan belli dönemlerle onu hatırlatmak gerekiyor. Özellikle